A-Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfa transfere hoş geldiniz. Konuklarım Savaş Çorlu ve Taner Karaman. Hep birlikte hem transfer gündemini hem maçları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Yine meşhur kravatınla. Uzun bir aradan sonra girdim, sana denk geldi. Benim ilk son sayfa, seninle yaptığım ilk son sayfada da yine son sayfa transferdi ve o kravatı takıyordum. Belki de son kez o günü giymişimdir yani bu kravatı. Gerçekten bugün çok uğraştım hangi kravatı taksam diye, gömlek doyum olsun diye bu kravatı kullandım. İnanılır gibi değil, büyük bir tesadüf. Taner sen de çok şıksın. Teşekkür ederim, çok sağ olasın. Siz de öylesiniz. Siz de öylesiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi ilk olarak anketi anlatarak başlayacağım. Bir anket açtık yine sizler için sevgili son sayfa transfer izleyicileri. Enteresan bir ara transfer dönemi geçiriyoruz. Çok sürpriz olaylar oluyor. Bakalım bu ligin ikinci devresine nasıl yansıyacak ki konuşacağız aslında. Akşamın bir maçı yapılan bir transferin yansımalarını gördük hemen. İlk olarak onu da konuşacağız ama biz merak ediyoruz bu ara transfer döneminde sizi en çok ne şaşırttı? Yine enteresan gelişmelerin olduğu bir günü de geride bırakırken hemen ekranlara da geldi şıklarımız. Mesut Özil'in Süper Lig'e gelişimi, Cagney'in Premier Lig'e gidişimi, Okan Buruk'un Medipol Başakşehir'in ayrılığı mı sizi daha çok şaşırttı? Onu merak ediyoruz. Bu ankette oylarınızı bekliyoruz. Sizi en çok hangisi şaşırttıysa oyunuzu o yönde kullanın. Programın sonuna kadar anketimiz devam edecek. Belki transfer dönemi bitene kadar daha şaşırtıcı başka şeyler de duyabiliriz ama seni bu üçünden en çok hangisi şaşırttı Savaş Çorlu? Tartışmasız Mesut Özil transferi. Ben çok açık ve net söyleyeyim. Yani beklemiyordum. Birçok Fenerbahçeli de beklemiyordu. Diğerleri tabii ki Okan Buruk'un bugünkü istifası, Cagney'in gidişi. Cagney'in gidişini daha önce İngiltere'ye ismi anılıyordu, gidebilir deniliyordu. Sezon başında da bu takım haberler çıktı. Okan Hoca'nın haftalardır bir kötü gidişi vardı. Son kupa maçını kaybedilmesi, istifası da benim için çok sürpriz olmadı. Birçok insan için de sürpriz olmamıştır. Ama Mesut Özil'in gelişi birçok futbol sever için, Fenerbahçeli için. Sayın Başkan Ali Koç bile hayal diyordu. Bizzat kendisini de birkaç kere belki onu böyle çok fazla camiye unutlandırmamak için kullanıyordu o kelimeyi ama çok tartışmasız Mesut Özil'in Türkiye'ye gelişi hayırlı olsun. Çok önemli bir futbolcu, çok önemli bir renk. Dünya baktığın zaman Mesut'un Türkiye'ye gelmesine çok büyük ilgi gösterdi. Dolayısıyla bence bu anketimizde Mesut'un açık ara çıkacağını tahmin ediyorum ben. Peki sen ne düşünüyorsun Taner? Yallah ben evet yani Mesut'un gelmesi çok büyük bir olay. Ama Cagney'in de Premier Lig'e gitmiş olması da yine başlı başına bir iş. Ama tabii ki haftada 300 bin pound kazanan bir oyuncuyu Süper Lig'e üstelik yarım sezon bedavaya getirmek büyük bir sürpriz. Vallahi bana soracak olursanız ben Mesut Özil'in önünde sonunda Süper Lig'e geleceğini düşünüyordum. O yüzden bunu birinci sıraya almam. Ama bu sene bekleniyorduk. Beni en çok Okan Hoca şaşırttı. Yani ya, haberi okuyunca çok şaşırdım. Okan Hoca beni bugün A-Spor'u izlerken evde altyazı kırmızı gördüm. Okan Hoca yollar ayrıldı. Ben dün arkadaşlarımla sohbet ederken de Okan Hoca'nın kupa maçından sonra ve son haftalardaki, şimdi baktığın zaman 20 maç 24 puan. Son şampiyon. Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet. Tamam başarı var, iyi futbol var ama son haftalarda gözle görülür bir düşüş vardı. Başak son şampiyonun bu kadar aşağılarda olması kabul edilir bir şey değil. Okan Hoca'nın teknik anlamdaki kariyeri, hocalığı hepsi bir tarafa. Tamam. Belki bundan sonra çok daha iyi yerlerde olacaktır ama beni hiçbir şekilde şaşırtmadı. Yani seni şaşırtmış ama beni şaşırtmadı. Bilmiyorum Taner'i şaşırttı mı? Taner de Başakşehir'e çok hakim bir arkadaşımdır. Yani ben şaşırmadım açıkçası yani. Ben olaylardan sonra bekliyordum. Yani, bekliyor muydun? Evet yani Başakşehir'e çok hani yakışmayan demeyeyim ama kimliğine çok uygun olmayan olaylardı yaşanılan süreçler. Ve burada Okan Hoca'nın da her ne kadar kırmızı kart görmese bile işin içerisinde o başlatan pozisyonunda görünüyor olması da birazcık kurumun kimliğine de biraz aykırı gibiydi. Saha içi performans da yoktu. Olmayınca, kupada kaçınca bir karar verilmiş gibi gözüküyor. Ben Aykut Kocaman ismi de konuşulmaya başlandı. Bakalım ne olacak ama en güçlü aday Aykut Kocaman gibi gözüküyor. Okan Hoca'yı uzun yıllarda tanıyan bir insan olarak futbolculuğunda Galatasaray'daki başarılı döneminde Inter'e gidişi, tekrar gelmesi, transferinin o dönemde olmamasına etki olanlar, işte Ergün Gülsoy, Özhan Canay'ın dönemi Beşiktaş'a gitmesi, o dönemleri çok iyi bilen bir kişi olarak ben son haftalardaki agresifliğini anlam veremiyordum. Son haftalarda çok aşırı agresif olmaya başlamıştı Okan Hoca. Gerek saha içinde, gerek maçtan sonra son kupa maçında olayların içinde oluşu, ekranlara yansıyan görüntüleri üst üste bir hayli olmuştu. Belki de bu takım içindeki bazı olumsuz etkenlerden olabilir. Geçen seneki o hava, şampiyonluktan sonra futbolcuların belki bir takım
takım içindeki papazların fazla olması, papaz tabir ediyoruz ya mesela oyun içinde. Papaz, bunlarla o papaz tabiri çok... artık biraz geride kalmadı mı hala ya? Hala konuşuyor. Takımda mesela 3 tane papaz oyuncu varsa denilir ya böyle mesela. O evet, ben çok sevmiyorum o tabiri ama evet. Ama hala kullanılıyor. Dediğin gibi yani kullanmaması lazım ama hala kullanılıyor yani sonuçta. Dolayısıyla Okan Hoca'nın gitmesinin bence birçok etkeni olabilir. Kendisi istifa etmiştir. Sayın Göksel Gümüşdağ da istifasını kabul etmiştir. Güzel bir ayrılık. Yolu açık olsun. Bundan sonra kimle, nerede, nasıl yolu kesecek bilmiyorum ama Okan Hoca önümüzdeki yıllarda bu Türkiye için teknik adam olarak çok başarılı yerlere geleceğine ben inanıyorum yani. Peki anketimiz programın sonuna kadar devam edecek. Sizi ara transfer döneminde en çok neyi şaşırttığını sorduk. Mesut Özil'in Süper Lig'e gelmesi mi? Cagney'in Premier Lig'e gitmesi mi? Yoksa Okan Buruk'un Başakşehir'den ayrılığı mı? Diyerek çünkü bugün son olay da bugün gerçekleşmişti. Merak konusu tabii ki. Şimdi mesajlar geliyor. Ankete katılımın haricinde yorumlar da geliyor. Beni en çok Onyekuru'nun gelir gelmez böyle bir katkı vermesi şaşırttı demiş izleyicimiz. Adını da okuyacağım. Osman Bey. Ne düşünüyorsun Savaş? Ben şimdi tartışmasız anketin dışına çıkmadım. Eğer öyle bir şey olsaydı onu koyardım tabii ben ki. Ben şaşırmadığım ben için de... ankette düşünmüyordum. Yok abi. Çok net. Mesela maça geldiğimiz zaman onu Fatih Hoca boyutunu da konuşacağım. Çok net bir şekilde 4 ay futbol oynamayan bir oyuncunun maça ikinci yarıda başlayıp hızlı bir şekilde o beklediğimiz Onyekuru'nun daha hızlı bir şekilde o kontra ataklarını bildiğimiz Henry Onyekuru'nun atmış olduğu 2 tane çok önemli gol. Kazanılan 3 puan tabii ki çok önemli. Bu kadar kısa sürede yani maça başlayacağını ben tahmin etmiyordum. 11'de olur ama böyle sırf o arkadaşlarıyla böyle bir bilmediği oyuncularla bir tanışma gibi nitelendiriyordum. İkinci yarı direkt başlayacağına hiç ihtimal vermiyordum. Yani. Ve benim gibi birçok kişi de bu maçta o İkinci yarı başlayıp bu gol atacağını da tahmin etmemiştir yani. Sen bekliyor muydun Onyekuru'dan böyle ilk maçta böyle bir performans? Açıkçası beklemiyordum. Çünkü bir önceki geldiğinde her ne kadar sıtma rahatsızlığı da yaşamış olmasından dolayı yani ciddi bir performans düşüşü yaşamıştı. Fatih Hoca'nın Onyekuru'yu bir kez daha tercih etmiş olması en azından bu karşılaşmada bize güzel ışıklar verdi. Ancak şunu da görmezden gelmemek gerekiyor. İnanılmaz kötü bir offside taktiği oyunu oynamaya çalışan ve bunu 90 dakika boyunca yapmaya çalışan bir Gaziantep oyunu vardı. Onyekuru gibi süratli bir de zekasını da oyuna içine katabilen bir isim varken orada özellikle Kerem'in de pasına da bir parantez açmak gerekiyor. Asisti çok önemliydi. Böyle offside taktiklerine karşı sizin birkaç adım önde olmanız olmanızı sağlıyor ki 4 tane golü Galatasaray'ın iptal oldu. Ben burada aynı konuya notlarımı almıştım diyecektim. Taner de aynı şeyi söylüyor. Özellikle 45 dakikada Belhanda ile Emre Akbaba'nın bu konuda da o offside taktiğine çok güzel ayak uydurdular. Yani iki oyuncu da çok ağır kalınca tamamen Gaziantep Spor Futbol Kulübü'nün istemiş olduğu oldu. 45 dakika boyunca 4-5 tane çok net bir şekilde hatta Onyekuru'nun golünde de aynısını yapmaya çalıştılar. Orada bir adım offside tartışmaları var. Az ayağı böyle 1-2 santim önde miydi, ileride miydi onu da konuşacağız. Burada şunu çok net olarak belirtmek lazım ki ben sezon başından beri Fatih Terim oyuncu değişikliklerini de hep eleştirmişimdir. Gerek seninle yaptığımız programlarda gerek Taner senle. Yani 70'lere kadar hiç oyuncu değiştirmeyen bir Fatih Terim vardı. Ama offside taktiğini. Bak bakalım sezon başından bu tarafa sakatlık olmadığı sürece 45 dakika sonunda ikinci yarıya başlarken iki oyuncu değişikliği belki de yoktur. Ama bu maçta Belhanda ile Emre Akbaba'nın sahada ağır kalmaları, rakibin de offside taktiğini 45 dakika boyunca devam etmesinden dolayı Fatih Hoca'nın ikinci yarı hamlesi hızlı oyuncu. İki tane hızlı oyuncu. Kerem ve Onyekuru'yu alarak offside taktiğini bozmasına rağmen ikinci 45 dakikada da Gaziantep buna devam etti. Onyekuru'nun attığı golde de aynı şekilde yani. Onyekuru'nun hareket etmesine hemen bir adımını geri çekiyor. Orada offside tartışmaları var. Bugünün galibiyetinde başrolü Fatih Terim'i koyuyorum. Çünkü sezon başından beri çok eleştirdim. Hep 65-70'e kadar neyi bekliyorsun hocam dedim. Evet, bir önceki programda seninle konuşurken değişiklikle geç kaldığını söylemiştin. 3-0'lık maçtan sonra ben o zaman da Sekitika ile Kerem Aktürkoğlu'nu neden almıyorsun hocam? 3-0 ilk yarı diyordum mesela. Bir koç böyle maç sayarım yani yine farklı kazanan maçlarda. Kritik maçlarda tamam, 1-0'lık maçlarda tamam ama farklı kazanılan maçlarda bile hocam bunu yapmıyorsun dedim yani. Burada da ikinci yarı başlarken hoca dedim burada iki tane değişiklik yapacak. Birisi Emre Akbaba olduğunu çok net belli etti. Evet. İkincisi Belhanda mı olur Arda mı olur diye düşünüyordum. İkinci yarı başlarken tabelaya kalktığı zaman da Belhanda ve Emre Akbaba. Ben Arda olabileceğini düşünüyordum ama Arda da sahada kaldığı sürece her zaman iyi işler yapıyor. Dolayısıyla bugünkü galibiyeti ben Fatih Hoca'ya yazıyorum. Onyekuru gibi bir 4 aydır futbol oynamayan bir oyuncuyu sahaya sürüp bu denli hızlı futbolunu oynatması o güveni ondan bekleyip o güveni veren Onyekuru'ya da aynı şekilde bu transferi bu kadar ısrarla istemesi bu akşamında o galibiyetini çok eleştirdiğim Fatih Hoca'ya çok net bir şekilde yazabilirim. Oyuna giren Kerem Aktürkoğlu ile Onyekuru'nun performansları tartışmasız bu gecenin kahramanlarından.
kimseye Kerem şey yapmıyorum. Kerem Aktürkoğlu aldı at dedi zaten. Aldı at dedi. Yani. Çok güzel bir pas verdi. Yani böyle demek ki şu oluyor. Biz hep Kerem Aktürkoğlu neden az fırsat buluyor diyorduk. Niye az süre buluyor diyorduk. Bundan sonraki süreçte artık ben de buradayım dedi. Belki de Emre Akbaba'nın yerine Kerem Aktürkoğlu'nu izleyeceğiz bundan sonra. Çünkü bu akşam çok net gösterdi bize. Fenerbahçe derbisine kadar önümüzde bir Başakşehir maçı var Galatasaray'ın. Başakşehir maçından sonra Fenerbahçe maçı var. Bu süreçte Kerem Aktürkoğlu'nu her an belki de 11'de görebiliriz. Başakşehir maçında bir sürpriz görebiliriz mesela. Onyekuru hala bu akşama rağmen ben Başakşehir gibi bir takıma karşı 11'de olur mu? Belki 11'de olmayabilir ama Kerem Aktürkoğlu parça 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 geldi. Ve şu anda ben bu takımın 11 oyuncusu olacağım dedi. Tekrar ifade etmek gerekirse Galatasaray'ın bu akşamki kazanmış olduğu 3 puan. Özellikle ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerindeki sonraki futbolu 3 puanı hak ederek kazandı yani.